80 adet beton çivisinden aykırı bir Damaskus yapıyoruz. Yani daha işlemi tam bitmedi. Bunu tam inceltip 4 milim, 5 milim kalınlığa getirene kadar preste ısıt lama haline getirecek. Lamadan sonra bıçak şeklini verecek. Ağzını açacak, gabzasını takacak. Gabzasını takmadan önce bunun bir asiti var. Demiriş klorürü diye. Ona batacak. O şu çivilerin desenleri çıkacak. Damaskus deseni çıkacak. Çıktıktan sonra bunu kabzasını takıp, kılıfını yapıp bitirecek. Aykırı bir Damaskus, yani normal bir Damaskus değil, zor bir işlem. Yani beton çivilerini bir araya getirmek kolay değil. 80 tane. En 690 kasa bıçakları yapıyoruz. Şunlar kasa bıçaklarımız, bizim kendi imalatımız. Şu av bıçağı kendi imalatımız, 4116 çelik. Yine 4116 çelik kasap bıçağımız, kendi imalatımız. Adım Behzat Gözeneli. Bıçak imalatı yapıyorum. Kendi imal ettiğimiz bıçakları kendi dükkanımızda satıyoruz. Yani birkaç yere de toptan veriyoruz. Bıçak işine ava, balığa meraklı olduğum için daha sağlam, daha kaliteli bıçak nasıl alırım? Yani sürekli aldığım bıçaklar bozuk çıktı. Yani ağızları çabuk köreldi, kırıldı. Yani ben daha iyi, sağlam bıçak yapayım derken işte bu işe başladık. Yaklaşık bir 5 senedir bu işin içindeyim. Damaskus işine de bir tanınmış bir ustanın sayesinde başladım. Kendisinden hani dükkan açtık. Dükkanda Damaskus olması gerektiğini, işte bizim şu an için onu yapacağımız ekipmanlarımızın olmadığını, bize lama olarak bu Damaskus'u vermesini istedik. Sağ olsun o da bize vermedi. Biz de inat ettik. Yani biz bu işi yaparız dedik. Allah'a çok şükür şu an Damaskus'u da yapıyoruz. Yani bütün kamyon makasından dövme, yani aklınıza gelebilecek her türlü bıçağı yapıyoruz. Fiyat aralığımız el yapımı olduğu için Damaskus'larda işte 3000, 4000, 5000 civarlarında, işte kamyon makaslarında 1000, 1500 civarlarında, N690'larda yine öyle. Yani şimdiye kadar kimseden herhangi bir şekilde bir şikayetimiz de olmadı. Yani şikayet de gelmedi. İşimizi dürüst yapıyoruz. Yani Damaskus'a devam edeceğim. Yani bundan sonraki bütün yaptığım bıçaklar, yani %80, %90 Şam çeliği, Damaskus olacak. Ava balığa gittiğimiz zaman işte bıçak çok önemli bir şey. Yani orada kullandığım bıçağın kaliteli olması lazım, körelmemesi lazım. Yani yeri geldiği zaman odunu da kırman lazım. Yani her türlü kullanman lazım. Aldığım bütün bıçaklar kötü çıktı. Ben de dedim ki ya ben bunu yapacağım dedim. İnternetten sağdan soldan araştırdım. Yani ustam yok. Yani kimseden öğrenmedim bu işi. Sonra bir demircinin yanına gittim. Dedim ki ya böyle böyle ben bir bıçak yapacağım, müsaade eder misin? O da Allah razı olsun, tamam dedi. Başladık bir bıçak yapmaya. Yaptık, bitirdik. Sonra yaşlı bir amca geldi. Oturdu, dedi ki ben bu bıçağı satın alacağım. Dedim ya ben kendime yaptım, satmayacağım bunu. Dedi yok illa satacaksın bunu bize. Pötüryeli bir amcaydı. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Bıçağı bizden parayla aldı. Sonra bir tane daha yaptım. Bizim bir doktor arkadaş vardı. O istedi. Ona verdim. Derken böyle başladık. Sonra dükkan açtık. Dükkan açtıktan sonra tabii dükkanda hani her türlü bıçağın olması gerekiyor. Yani bu bıçak yok diyemiyorsun dükkanda. Damaskus da olmazsa olmaz bir çelik. Dedik dükkanımızda Damaskus da olsun. Çok tanınmış bir ustada, Malatya'dan bir usta.
Allah yine de işini gücünü rast getirsin, meslek sahibi etti bizi. Gittik lama istedik. Yani bize sadece lama ver ki dedik. Yani biz bıçak yapıp dükkanımızda sergileyelim bu bıçağı. Tamam dedi önce. Fiyatını da anlaştık. İşte 4 bıçaklık bir malzeme istedik kendisinden. Tamam dedi. Bir hafta sonra aradık. İşte bir hafta sonra daha dedi. Bir hafta, 10 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay ile bizi oyaladı. Sonra da dedi ki ben size vermiyorum. Dedim yani sebep ne? Yani sen bu işi yapıyorsun, satıyorsun zaten. Şimdi bir bıçakçının bıçak satmama gibi bir lüksü olamaz. Yani bıçağa, dükkana geldiğin zaman ben bu bıçağı alacağım dediğin zaman müşteriye sen ben satmıyorum diyemezsin. Ben de yani kızdım. Yani dedim ya ben bunu yapacağım dedim. Aynı gün geldim. El dövmesi. O zaman presimiz yok. Yani herhangi bir şeyimiz yok. El dövmesiyle bir günde yaptık. Sonra araya deprem falan girdi işte. Yani derken şimdi yeni yeni toparladık. İşte bundan sonra inşallah Damaskus'ta ben de varım.